Herkese selam dostlar. Süper Lig'de gerçekleşen transferler adlı serimizin birinci bölümüne hoş geldiniz. Bu seride her bölümde 10 tane transfer inceleyeceğiz. 10 tane profil bakacağız. Ama bunlar tekrar altını çizmek istiyorum. Gerçekleşen transferler. Zaman zaman söylentiler, gelme ihtimali olan, duyumlar olan transferleri Sizlerle birlikte tek tek inceliyoruz. Özellikle büyük takımların. Her takım birçok transfer yapıyor ama biz takımlardan birer tane, ikişer tane üst üste çok gözümüze çarpan transfer yaptıysa belki 2-3 oyuncusunu listemize alıyoruz. İlki Konyaspor'un gerçekleştirdiği transfer Bruno Pass. Oyuncuyu Sporting'den aldılar. Şöyle profiline baktığımızda 2022 profili için ortalama bir oyuncu olarak karşımıza çıkıyor. Oyuncunun iki oynayabildiği, net oynayabildiği iki mevki. Biri defansif orta saha biri de orta sahanın tam merkezinde. Yani fizikseli 11-12 bandında çok fazla süratli değil ama ortalamaya yakın bir oyuncu. Ortalama da diyemem. Yani şu profille 2023'te çıksa muhtemelen kadro yapılandırmanızda direkt ilk 11'e yazmayacağınız bir oyuncu profildir diyebiliriz. Tabii ki oyuncunun gerçek anlamdaki verilerine bakacak olursak Portekiz'de 2. Lig'de 24 maça çıkıyor. 2 gol 2 asistle oynuyor. Genelde e, ilk 11'de 11 kez ön libero olarak başlamış. Dediğim gibi böyle defanslı orta sahanın bağlantı kısmında tercih edilen bir oyuncu. Portekiz kupasında da 2 maça çıkmış. Totalde 26 maç 2 gol 2 asist ve 7 kez sarı kart görmüş oyuncu. Oynadığı kulüplerdeki kariyerine bakacak olursak 31 maça çıkmış Sporting B ile bir tane asisti var. Farense ile 26 maça çıkmış. 98 doğumlu oyuncu karşımıza 24 yaşında çıkacak. 2 artı 1 yıllık sözleşme imzalayan oyuncu başka bir yeşil beyazlı takıma gelmiş oldu. Şöyle oyuncunun oyun karakteristiği olmadığı için buradan direkt oyuncu özelliklerinden mevcut futbol menajer profiline bakalım. Mevcut yeteneği 101 yapılmış Süper Lig'in dediğim gibi altında bir seviyede rotasyonda kullanabileceğimiz bir oyuncu ama üzücü olan kısmı oyuncunun potansiyel yeteneğine de 115 verilmiş. Karşımıza çıkacak Futbol Manager 2023 profili çok daha ışıl ışıl bir profil olacağını düşünmüyorum. Gizli özelliklerinden dikkat çeken bir özelliği var mı diye bakıyorum. Önemli maç formu 11, sakatlığa yatkınlığı pek yok oyuncunun. Mevki olarak bakın defansif orta saha 20, o merkez orta sahada 18. Sağ ayağını kullanan oyuncu sol ayağını pek kullanamıyor. Tercih edilmeyecek bir profil ama gerçek anlamda Konya Spor'a umarım güzel şeyler katar. Geldik Ahmet Tuğba'ya. Ahmet Cezayirli oyuncu 23 yaşında. Oyuncunun profiline baktığımız zaman özellikle sol bekte oynayan, stoperde de oynayabilen, sol kanatta da kanat bek olarak da oynayabilen, çok yönlü olan genç bir oyuncu. O da 98 doğumlu ama... Ahmet'in fizikseli benim hoşuma gitti. ilgimi çekti. En azından süperlik seviyesini kaldırabilir diyebilirim ben. Yani bir Başakşehir takımını yönetirken ya da başka bir takım aldığımızda kadroya girebilecek bir profil diye düşünüyorum. Öte yandan buradaki vizyonu, pozisyon alması, ön sezisi ve karar alması oyuncunun göze çarpan en büyük zaafları diyebiliriz. Teknik açısından da bek oynayıp da veya stoper de oynayıp da tekniği 13 olup pası 10 olması birazcık tuhaf bir durum. Vizyonun da 8 olması oyuncudan çok kaliteli paslar beklememeliyiz ve oyun içerisinde de pas hatası fazlaca görebileceğimiz bir oyuncu. 1.90 boyunda olması ilginç çünkü hızlanması 14, hızı 15 yani bu kadar uzun boylu bir oyuncunun bu kadar da hızlı gözükmesi. Oyun karakteristiği yazılmayan oyuncuya Bakalım bu sene nasıl bir süreç geçirmiş. Hollanda liginde 28 maçta forma giymiş. Bir tane de Hollanda kupası maçı oynamış. Yani 29 maç oynamış. Devamlılık açısından problemi olmamış bu, bu sezon. Bir tane asist 7 tane de sarı kartı var. Ama işin ilginç yanı orijinal mevkisi sol bek olarak gözükse de 29 maç boyunca stoper oynatılmış oyuncu. Yine daha önceki sezonlarda da Kulüp Brüj'de, Bulgaristan'da Beroe'de, forma giymiş oyuncu. Oyuncunun özellik detaylarına bakacak olursak şu anki mevcut yeteneği 115, potansiyeli 125 gözüküyor. Yani belki de bazı özelliklerinde 1-2 tık iyileştirmeler yapılabilir. Bakarsınız pas özelliği 12 olarak karşımıza çıkar. Çünkü devamlılığı olan bir sezon geçirmiş. Belki de çok büyük sükse yapmasa da sonuçta verimli bir sezon geçirip ardından da transfer gerçekleştirmiş oyuncu. Mevcut yeteneği 10 115, 115 iken potansiyeli 125 o aradaki 10 puanlık farkı genç oluşundan dolayı birkaç tık yükseltilebilir. Öte yandan gizli özelliklerinde birazcık zayıflıklar var sanki süreklilik 12 gayet ideal önemli maç formu 5. İşte böyle bir oyuncuyla örnek veriyorum Fenerbahçe maçı oynarken oyunda çok tuhaf haller görebilirsiniz. Sakatlık eğiliminin 11 olması tehlikeli dostlar. Aidiyet duygusu ise 6. En ufak bir durumda takımınıza sorun çıkartabilir. Evet Ahmet'i de bu şekilde değerlendirdik. Umarım Başakşehir'e hayırlı olur. Dostlar geldik Werder Bremen'in hatta Leverkusen'den de tanıdığımız hatta kariyerini Almanya'da geçiren tecrübeli stoper Ömer Toprak. Alo ben Nuri abin. Koş gel Antalya'ya dediğini düşünüyorum. Hoş aralarında çok abilik denenecek kadar yaş farkları yok ama e, Ömer Toprak'la muhtemelen ikna etmekte zorlanmamıştır. Antalya tatil atil falan güzel de bir kariyer olur onun için. Zaten oyuncu mevki bazında bence işin profesyonellerinden biri. Sonuçta Dortmund'da, Leverkusen'de, Werder Bremen'de bu kadar sezon Almanya'nın ilk 11 stoperi olarak kalabildiyse mevki deneyimini tartışmamıza gerek yok. Fiziksel özellikleri 31 yaşında karşımıza 32 yaşında çıkacak. Hala yeterli seviyede zihinseli zaten güçlü bir oyuncu ama topsuz alanı topsuz alanı biraz bizi üzebilir. Fakat tekniği birazcık düz bir standart bir stoper diyebiliriz. Çünkü vizyon teknik pas 11. Çok şahane uzun toplar. Çok iyi bir pas trafiği beklememeliyiz. Ömer Toprak transferini ben başarılı buluyorum. Toprağın olacağına Antalya'nın olsun diyen Ömer Toprak bu sezon Bundesliga'da Werder, Bundesliga 2'de pardon düzeltiyorum. Werder Bremen'le 22 maça çıkmış bir gol atmış. Ee, öte yandan sezon başlarında 6-7 tane maç kaçırmış, bir sakatlık yaşamış. Bir iki de Werder Bremen'in kaptanı olarak sahada sahaya çıkan bir oyuncu. Ondan sonra bir 10 maç kadar devam ediyor. Sonra yine bir 6 maç sakatlanıyor. Sonra tekrar kadroya dönüyor. sakatlı atlatmış bir durumda sezonu bitiriyor ve Antalya'ya geliyor. Umarım oyuncunun bu altı hafta İlk, ligin ilk yarısı 6 hafta ikinci yarısı totalde 10 küsür maç kaçırmasına sebep olan sakatlığı nüksetmez ki Antalya'da güzel bir performans sergiler ve devam ettirir. Dostlar geldik Karagümrük'e. Karagümrük'ün kiralık olarak aldığı Matteo Ricci şöyle profiline bir baktığımızda zihinseli ve tekniğiyle ön plana çıkıyor. Orta sağ oyuncusu sağ ayağını kullanırken orta düzeyde de sol ayağını kullanabiliyor karşımıza 28 yaşında çıkacak olan İtalyan oyuncu oyun karakteristiklerine de sahip. Yani kaleye uzaktan şut çekmesi, sert şutlar çekmesi, maçın temposunu ayarlaması ve topu ayağında tutup takımı beklemesi. Mesela talimatlarımızdan beklerin gelmesini bekle falan talimatlar seçiyoruz ya işte bu oyuncuyla örtüşebilecek bazı talimatlar. Çünkü oyuncunun karakteristiğinde topu tutup bekleyip beklere verebilecek bir yapısı var. Teknik açısından pası 14, tekniği 14, vizyonu 14 gayet güzel gözüküyor. Yani 14 bandındaki e, vizyon, teknik, pas üçlemesine sahip oyuncu Süper Lig'de etkili bir orta saha olabileceğini düşünüyorum. Özellikle zayıflık diyebileceğimiz bir konusu göze çarpan ben görmüyorum. Yani bu profilin yeterli olduğunu düşünüyorum Karagümrük bazında. Oyuncu kendi kulübünde tüm sezon neredeyse oynamış kaçırmamış ve 31 maça çıkmış 31 maçın 26'sında ön libero oynamış 2 tanesinde orta sahanın merkezinde oynamış. Ön libero da oyuncu oynarken tam 2 gol 4 asistlik katkı yapmış ve 11 kez de sar, sarı kart görmüş. İtalya Ligi'nde gayet formu almış bir oyuncu hem seri B'de hem seri A'da. Şöyle bakalım oyuncunun özellik detaylarına girdiğimizde işte bahsettiğim süperlik seviyesinde ortalama 120-140 olan mevcut yetenekli bir oyuncu gayet sırıtmadan kariyerinizde kullanabileceğiniz, oynatabileceğinizi düşünürüm. Oyuncunun da mevcut yeteneğinin 125 olması bence bunu destekliyor. Potansiyeli 137, iyi bir sezon geçirmiş ama 28 yaşında karşımıza geleceği için 138-125 arasında belki iyileştirme yapılabilir. Hani geliştirilme yapılmaz ama oyuncunun bu sezon ortaya koyduğu futbolda örnek veriyorum tekniği çok ön planda değildi de çok fazla top kapması, çok fazla agresifliği ön plandaydı. Agresifliğe 3 arttırırlar, teknikten 1 kısarlar gibi dengeleme, düzenleme yapılabilir. Ama genel özelliklerinde bir artış görmeyeceğiz. Fakat hem oyun içi kariyerde hem de kara gümrüğe etkisini bence hep birlikte göreceğiz. Öte yandan oyuncunun uyumu ön plana çıkıyor. Sürekliliği yine fena değil. Önemli maç formu da 12, sakatlanma eğilimi de gayet az. Bence gizli özellikleri de gayet güzelmiş oyuncunun. Mevki olarak 20 merkez orta saha, 20 de defansif orta saha. Yani ben şurada oynarım, ben şurada oynamam değil de orta sahanın 2 bölümünde de gayet güzel oynayabiliyor. Sağ ayaklı oyuncu sol ayağını da orta seviye denilecek şekilde 20 üzerinden 10'la kullanabiliyor. Transferlerine İtalyan usulü devam eden Kara Karagümrük'te bu sezon katkı sağlayacak mı? Nasıl olacak? Umarım iyi bir transfer olur onlar için. Evet dostlar geldik şimdi geçen sezon patlama yapan Adana Demir'e gayet iyi bir çıkış yakaladılar. İyi bir sıralamada bitirdiler çoğu büyük takıma güçlü bir oyun ortaya koydular. Orta sahalarına Badu Endia'ya transferi yapıldı. beğendiğim bir oyuncu profili ama Trabzon ve Kara Gümrük'te çok işlevsel bir oyun ortaya koyduğunu düşünmüyorum. Ama oyuncunun arada bir Aris kariyeri var. Orada biraz daha farklı bir oyun ortaya koydu. Çünkü ilginçtir ki oyuncu 10 numara pozisyonda tercih edildi ve kendisindeki form düşüklüğünü çünkü Trabzon ve öncesindeki kariyerinde gayet etkili bir orta sahayken Trabzon'daki benim görüşüm bu etkisizliğinin ardından bir sallantılı kariyerle birlikte Aris'e geldi ve Aris'te bence bu sezon kendini buldu. Ardından da tekrar Adana Demir'e transfer oldu. Ligi bilen bir oyuncu Aris'teki performansını Adana Demir'e yansıtırsa bence faydalı olacaktır. Oyuncunun birçok karakteristik özelliği de var. Hızıyla rakibine kart etmeye çalışır demesi 13 bandındaki özelliğine çok uymasa da ceza sahasına girmesi Ceza sahasına girmek için uygun anı beklemesi, sık sık topla beraber koşu yapması da oyuncunun karakteristik özellikleri. 1.80 boyuna rağmen zıplamasının 10, kafa vuruşunun 10 olması bence bu profildeki e, hayal kırıklıklarından bir tanesi. Yani böyle savaşan, mücadele eden bir orta sahanın hava hakimiyetinde olmasını beklerdim ben. Ama tabii oyuncu artık 31 yaşımız, yaşında karşımıza çıkacak ve mevcut profili Süper Lig için gayet güzel. İyi de bir sezon geçirdi. Aşırı eksi yönü bence yok. Ki zihinseli kuvvetli bir oyuncu. Oyuncu özellik detaylarından potansiyeli 140'larda gözükse de mevcudu 125 ama hep söylüyorum 120-140 küsur civarı süperlik için gayet olumlu bir oyuncudur. Hırsı, profesyonelliği, huyu, sürekliliği yine önemli maç formu bunlar da gayet güzel seviyelerdeler. Mevki olarak merkez orta saha 20, ofansif orta saha ve defansif orta saha 16 aslında oyuncu ön libero'da, orta sahada ve forvet arkasında. Bu hattı gayet oynayabilen bir oyuncu ama işte takımına, rolüne, etrafındaki oyunculara göre performansı değişkenlik gösteriyor. Son olarak da bu sezon Aris'teki istatistiğini söyleyeyim size. 25'lik maçına çıkmış, 6 playoff maçı oynamış, 4 tane de kupa maçı oynamış. Totalde 35 maça çıkmış ki son zamanlardaki en büyük devamlılığı yani Trabzon'a geldiğinde bile oyuncu 17 maça çıkmıştı bu 35 maçta 4 gol 4 asistle oynamış. Hani bizim bildiğimiz o ön o savaşan ortası 8 gollü katkı yapmış. 7 kez de sarı kart görmüş. Peki bu 35 maçta hangi mevkilerde tercih edilmiş derseniz 15 kez 10 numara pozisyonunda 11 kez de merkez ortası. Yani oyuncu defanstan çok ofans kısmı kullanılmış. Umarım Adana Demir'e de faydalı olur NDA'yı. Adana Demir'in bir diğer dikkatimi çeken transferlerinden biri Kevin Rodriguez oldu. Cano takımından 28 yaşındaki Portekizli transfer edildi. Oyuncunun zihinseli, fizikseli ve tekniği hemen hemen aynı seviyelerde. Sol bek oynayan oyuncu bakın teknik 14, pas 13, vizyon 12, orta yapma 12, hız hızlanma 14. Bu gayet verimli bir kombinasyon diye düşünüyorum. Süper oynayacak bir sol bek için. Öte yandan oyun karakteristiğinde pasları ayağına ister kısmı var. Oyuncuda zafiyet olarak yani kararlılığını Konuşabiliriz Çünkü kararlılıktaki eksikliği onu belki bazı konularda sıkıntıya düşürebilir ama onun haricinde Hızı olsun, pası olsun, bakın burada top kapması da 12. Yani kapan, pas veren, koşan, giden, gelen, savaşan bir oyuncu ki sadece sol bekte değil sol koridoru epey bir kullanabilen bir oyuncu. 2021-2022 sezonunda yani Vajacano takımında sürekli forma bulamamış, sürekli ilk 11 oynatılmamış. Yani 2 maç oynamış, 1 maç çıkmamış, 3 maç alınmamış, yani oynadığı dönem 16 maça çıkmış öyle söyleyeyim. 16 maçın 5-6 tanesinde 10 dakikadan az süre almış. Çok düşünülmemiş kadroda. Bu onun profiline mutlaka etki edecektir diye düşünüyorum ama oyuncunun kimyası gene de fena değil. Şöyle oyuncu özellik detaylarından mevcut yeteneği 129 olan oyuncunun potansiyel yeteneği 139. 28 yaşında karşımıza çıkacak oyuncunun bu kadar çok kadrodan yani ilk 11'den kesilmesi onu birazcık böyle bazı özelliklerin törpülenmeye götürülebilir. Nasıl olur? Mevcut yeteneği 124 değil de 119'a çekilebilir. Çünkü aktif bir süreç geçirmemiş. Oyuncunun aidiyet duygusu 10. Yani ortalama gizli özelliklerine sahip diyebiliriz. Sürekliliğinin 13 olması güzel. Yani takımınıza monte ettiniz. Bir 6.50 rating görüp 1.8.10 rating gibi böyle inişler çıkışlar çok görmezsiniz. Stabil bir oyunda stabil bir performans vereceğinin habercisi süreklilik. Önemli maç formu da 13. Bu da çok güzel. Evet oyuncu orijinali sol bekken sol ofansif bek olarak 16. Sol kanatta 14. Sol kanatta da 15. Yani başta da söyledik koridoru gayet iyi bir şekilde kullanabiliyor. Sadece de sol ayağını kullanıyor oyuncu. Bakalım Adana Demir'e ne katacak? 2023'te bu profille karşımıza çıkarsa yapılan bir kariyerde gayet kullanılabilir bir oyuncu olacaktır. Yine bir sol beke geldik. Bu sefer Kasımpaşa'nın transferi Raul Petretta. Oyuncu 24 yaşında 25 yaşıyla karşımıza çıkacak 2023 futbol menajerde. Basel'de epey bir lig maçına çıkmış oyuncu. Fizikseli hız bakımından gayet güzel. Dinseli yani 11-12 bandında böyle ne kötü ne iyi ortalama diyebiliriz. Teknikte aynı şeyi içeriyor. Yani, yani bize ihtiyacımız olan özellikleri 11-12 maksimum 13 bandında bir oyuncu görüyoruz. Oyun karakteristiği olmayan oyuncu bu sezon Basel'le. Oyuncu bu sezon 23 maça çıkmış. Zaman zaman sakatlıklar yaşamış. Özellikle e, Avrupa UEFA Konferans Ligi'nde yaşamış bu sıkıntıyı. Süper Lig'de 13 maça çıkmış İsviçre'de. 1 gol 1 asistle oynamış. Yine elemelerde 5 maça çıkmış 1 golle oynamış. Konferans Ligi'nde 3 maça çıkabilmiş. Öte yandan... İsveç kupasında 1 maç 1 gol. Totalde de 23 maçta 3 gol 1 asistle oynamış oyuncu bu sezon. İlk 11'e çıktığı maçlarda 17 kez sol bek, bir kez de sol kanat bek rolünde oynamış. Yani ligde çok uzun bir süre sakatlığı olduğu için birazcık düşündürücü bir durumda diyebilirim. Çünkü şöyle ki Ocak ayından başlayan ta ki Mayıs sonuna kadar süren bir sakatlığı olmuş. Yani 4 küsür ay bir sakatlık yaşayıp Son 2 maç ilk 11'e çıkabilmiş. Acaba oyuncu bu sakatlığı atlatabildi mi? Kadroya katılıp iyi bir sezon öncesi geçirip daha performanslı olabilir mi? Yoksa bu sakatlığın etkisi devam eder mi? Onu hep birlikte sezon içerisinde göreceğiz ama profilini yansıtırsa faydalı olabilecek bir profil diyelim. Oyuncu özelliklerine geldiğimizde 118-125 bandında bir mevcut ve potansiyel yetenek yapılmış. Gizli özelliklerinde Yine 12, 13, 14 gibi özellikler görüyoruz ama sakatlanma eğiliminin 14 olması oyunda dahi keşfedilmiş ve sık sık yoğun tempoda baş ağrıtacak bir sakatlık durumu var oyuncunun. Kasımpaşa'ya ne katacak ya da Süper Lig'de etkili olacak mı göreceğiz. Umarım başarılı olur. Evet karşınızda Heze. Heze birazcık İspanyol çinkenesine benzese de kariyeri bir hayli tuhaf. Tabii bazı dönemlerine sakatlık vurdu. Bazı dönemlerinde çok tercih edilmedi. İnişli çıkışlı ama her zaman potansiyeli işte bu adam olacak, bu adam yapacak denilen bir oyuncuydu. Kariyeri bu şekilde geçti. 20'li yaşlarından 28-29 yaşına kadar. Ama tabii ki de kariyerine baktığımızda Real Madrid'le, Paris Saint-Germain'le, Stoke, Real Betis, Sporting derken birçok ünlü ve iyi kulübün dikkatini çekip kadrosuna katılmış. Kimi yerde önemsendi, kimi yerde forma şansı bulamadı ama kariyerinde çeşitli gelgitler yaşadı. Net bir net üstüne koya koya ilerlemiş bir kariyeri olmasa da potansiyelli bir golcü hatta kanat hatta bir forvet darkası olarak oynayabilen oyuncu şimdi bu sezon Ankara gücünde olacak. Oyun karakteristiğinde boş alanlara koşu yapması, iki kanattan da ceza sahasına kat etmesi, sık sık topla beraber yani driplingleri ön plana çıkmış oyuncunun. Hız hızlanması 13-14 iken. İlk kontrolü ve driplingi 15. Topsuz alanı 15. Vizyonu 14. Özel yeteneği 15. Yani yetenekli, iyi antrenmanla, iyi taktikle, iyi takımla sahada iyi şeyler ortaya koyabilecek bir profil var. Zayıflık olarak karar alma konsantrasyon altını çizebileceğim şeyler. Çünkü konsantrasyonu onun altında olan oyuncu bence sıkıntı çıkartabiliyor akan bir kariyerinizde. Peki oyuncu Las Palmas'ta bu sezon nasıl bir dönem geçirmiş? Tam tamına 40 maça çıkmış Las Palmas'la. 38'lik ikisi kupa maçı 40 maçta 10 gol, 6 asistle oynamış ki yani 40 maçın 16'sında gole katkı vermesi onun gayet verimli bir sezon geçirdiğini bize gösteriyor. Öte yandan 28 kez santrafor olarak oynamış. 7 kez sol kanat, 5 kez de sağ kanat oynamış bu 40 maç üzerinden. Çok yönlü bir oyuncu, kumaşı olan bir oyuncu, yaşı ideal bir yaşta olan oyuncu, profili verimli bir oyuncu, Ankara Gücü'ne bir şeyler katabileceğini ümit ettiğim bir oyuncu. Oyuncu özelliklerine geldiğimizde bakın mevcut yeteneği 134 iken potansiyeli 152'lerde. Yani e, süperstar olmasa da yıldız bir oyuncu profili çizilse de o noktaya erişememiş oyuncu. Fakat 134'te kalması da böyle bir sezon geçirmesi de oyuncunun yine benzer güzel bir profille karşımıza çıkacağını söylüyor. Uyum ve hırsı onun gizli özelliklerindeki en büyük sorunu. Öte yandan süreklilik de yine 9. Önemli maç formu ise 13. Sakatlığa eğilimi 13. Yani sakatlık Eski dönemde ciddi bir sakatlık da yaşadığını biliyoruz. Belki de Real Madrid'den Paris'e giderken, Paris'ten sonrası için çok büyük paralar kazanıp kazandıramamasının sebebi sakatlık diyebiliriz. Güzel yanlarından biri sağ ayaklı oyuncu sol ayağını da belli bir düzeyde kullanabiliyor. Bakalım Ankara Gücünü yeni transferi ligi şenlendirebilecek mi? Yıldız oyuncu ligimize umarım güzel bir hava katar. Evet geldik Ankara gücünün ikinci bombasına. Ankara gücü Gil Vicente'de oynayan Pedrinho'yu da kadrosuna kattı. Pedrinho'nun zihinselindeki çalışkanlığı, cesareti, zindeliği, dengesi, takım oyunu böyle arı gibi bir orta saat transfer ettiklerini düşündürüyor bize futbol menajer profili. Oyun karakteristiğinde de birçok özelliğe sahip uzaktan vurması, plese vurması, mesafeli toplar atması, sert frikikler kullanması. Pedrinho bu sezon Gil Vicente ile ligde 33 maça açık. Kupada 2 maç, Allianz Cup'ta da 2 maç. Totalde bu sezon 37 maça çıkmış. Bu güzel bir istatistik. 37 maçta daha güzel kısmı ise bir gol atarken 14 tane de asist yapmış. Yani bu çalışkan ve göze çarpan profili birçok asist yapmasına katkı sağlamış. Oyuncu 36 kez merkez orta sahada bir kez ise 10 numara pozisyonda oynamış. Yani orta sahaya dinamizm katan bir oyuncu tekniğiyle, savunmasıyla, mücadelesiyle, koşusuyla her şeyini belli bir seviyede bünyesinde barındıran oyuncu. Çok fazla hı Hızlı veya hızlanması yüksek değil ama aynı düzeyde hamle yapabilen, savunabilen, uzun toplar atan, teknik teknik oynayıp ince paslarda verebilen bir oyuncu. Yani böyle bir sezon geçirdikten sonra 136, 138 zaten maksimumuyla sahadaymış maksimumuyla da Ankara Gücü'nde göreceğiz. 2023 profilinde Ankara Gücü kariyeri yapacak olanlar orta sahaları için şanslı böyle bir oyuncuyla oynayacaklar. Gizli özellikleri de gerçekten çok profesyonelce aidiyet duygusu olsun. Öte yandan profesyonelliği olsun. Süreklilik 17 bu müthiş bir şey. Özel maçta önemli maçlar 13 yine şahane. Sakatlık diye bir şey bünyesinde yok. Adam aç kapı yap devam edecek tarzda. Yani ben oyuncuyu çok beğendim. Yine merkez orta saha ve ofansif orta da aynı seviyede oynayabiliyor. Umarım Ankara gücüne hayırlı olur. Ligimize dikkat çekecek bir orta sahalardan biri olacaktır. Ve geldik Tasos. <laughs> Devamı zor ama biz ona kısaca Tasos diyelim. Bakeset Aslan esinlenmiş bir transfer olabilir mi acaba? Aynı etkiyi yapar mı diyeceğiz ama mevkileri rolleri görevleri farklı olan iki oyuncu tipinden bahsediyoruz Tasos Fişek gibi süratli hızlı rüzgarın oğlu gibi bir Profili var ama Koşup koşup sonuca bağlayabilecek mi acaba dedirten de zihinsel ve tekniksel özellikleri var Sadece koşmaktan ibaret mi Yoksa başka özellikleri de Var mı varsa oyuna neden yansıtılmamış diye soruyor insan Yani pozisyon almasından takım oyunundan, konsantrasyonundan, pasından, gücünden, dengesinden çok var. Çok çok eksik var. Ama 24 yaşındaki Yunan oyuncunun oyun karakteristiğinde falso vermesi, çalım atması, topla beraber hareketlenmesi de özellikleri olarak eklenmiş. Peki iki kanatta birden oynayabilen oyuncu bu sezon Panathinaikos'ta neler yaptı? Yunanistan Ligi'nde 20 maça çıkmış, bir gol bir asistle oynamış. İşte sadece koşuyor 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 kısmını buraya katabiliriz. Yani herhangi bir asist yok, herhangi bir gol yok. 20 maçta bir gol bir asist. 7 playoff maçı oynamış, hiç gol ve katkısı yok. Aynı zamanda da 4 kez kupa maçı oynamış, orada bir asist yapmış. Totalde 31 maçta bir gol iki asistle oynamış. Bence yani belki de sürat konusunda evet pozitif çok çabuk bir oyuncu, hızlı bir oyuncu ama oyuna katkı, takıma gol ol, gol anlamında katkı olarak pek yok. Zaten Panathinaikos kariyerine bakacak olursak 166 maçta 17 gol, 18 asistle oynamış. Çok da verimli bir sezon geçirdiğini söyleyemeyiz. Zaten ligin bitimindeki 10 maçın 5'inde kadroya alınmamış, son 5 maçta oynamış o 5 maçta da ikişer üçer beşer onar dakika sürü almış. Yani son 10 maçta takımdan kopmuş oyuncu acaba Ankara Gücü'ne katkı sağlar mı yoksa işler biraz ters gittiğinde burada da kadro dışı kalır mı diye bana bir soru işareti yarattı açıkçası hem profili hem de kariyeri. Umarım yanılırım Ankara Gücü'ne faydalı olur. Çünkü Ankara takımı Süper Lig'e heyecan katabilir ama oyuncunun 2023 profili de çok mutlu ve umut vaat eden bir şekilde gelmeyecektir. Zaten 120-130 aralığında bir yetenek biçilmiş ama 120'nin üstüne çıkmayacaktır. Gizli özelliklerinden sürekliliğinin zayıf olması onun tuhaf tuhaf performanslar göstermesine sebep olacaktır. Evet dostlar Tasos'u da böylece incelemiş olduk. Süper Lig'de gerçekleşen transferler 10 adet oyuncu incelemesi, mevcut profilleri, bu sezon kendi takımlarında neler yaptıkları, 2023'te mevcut ve potansiyel yetenekleriyle nasıl karşımıza çıkabileceklerinin öngörüsüyle incelemelerimizi tamamladık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Serinin ikinci bölümünde daha farklı oyuncular, daha farklı gerçekleşen transferlerle birlikte olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.